Üsküp'ün en önemli mimari özelliklerini taşıyan Mustafa Paşa Camii'nin restorasyonu proje sözleşmesine göre bu yılın 24 Ekim tarihinde bitmesi öngörülüyor. Sözleşme süre uzatma şartlarının değişmiş durumunda bu tarihin uzatılmasına da imkan veriyor. Caminin bir an evvel ibadete açılmasını isteyen cemaat ise işlerin olası uzamasından tepkili. Cami 4. Ramazan bildiğiniz gibi kapalıdır. 4 sene işte ilk ondan önce 2 sene bir şirket yaptı, bu yokmuş, aynı böyle projeler yokmuş, böyle şöyle bitti bütün şeyler. Aynı şimdi bu senede bütün şeyler biz biliyorduk, tamamlandığı projeler her şey dahil. Burada bu şirket, yeni şirket işi aldığından dolayı her şeyde yani yardımda bulunduk, imkanlarını sağladık. İşte şantiye kurmalarını, onların gerektiğini hadi biz verdik. Maalesef burada bizim o şeyimizdi, yani iş ilerlesin diye her şeyi biz yaptık. Ama maalesef hiç bizi kabul, yani iyi görmüyorlar. Son dönemde de şikayet de bizden oluyor. Şimdi tabii rahatsız oluyor çünkü bizim en büyük rahatsızlığımız cemaattandır burada. Çok büyük, biliyorsunuz siz de. Bu Üsküp'ün en güzü de camisidir. Çok büyük tepkilerimizdir. Bir çarşı, bir esnafım, 40 senelik bir esnaf. Hatta benim çarşıya bile çıkışım zor geliyor. Herkes bana cami ne oldu çünkü buraya denilmişti. Cami bir sene, 1,5 senede tamamlanacak. Evet. Bugün gördüğünüz gibi burada her sıkıntı yok. Görüyorsunuz malzeme şirket sağlayamıyor. Şimdi o lazım kendisi çözmesi, para bakımından mı neyi, bizi o ilgilendirmiyor. Maalesef bize caminin yapılması ve bunu söylüyoruz ki caminin bildiğimize göre herkes onu da biliyor. 24 Ekim süresi teslim etmesi lazım. O günden valla korkuyoruz. Allah korusun, istenmeyen bir şeyler, çok büyük tepki var cemaatten. Bu projenin donatörü TİKA olay yerinde durumları tespit etmek ve işleri hızlandırmak amacıyla Türkiye'den mimar uzmanı da gönderdi. Birkaç kez sormamıza rağmen Türkiye'li uzman cami restorasyonunun ne zaman biteceği konusunda tarih vermekten çekindi. Caminin son cemaat mahallindeki kubbelerde de yine deprem çatlakları görülmüştür. Bu deprem çatlakları da karbon elyaf malzemeler ve karbon plaklarla güçlendirilecek, sağlamlaştırılacak. Bundan sonra üzeri kurşun kaplanacaktır. Caminin şu anda içerisindeki kalem işine ait olan projeler hazırlanmakta, son aşamasına geldik. Bu ayın sonunda onu Milli Konservasyon Merkezi'ne teslim edeceğiz ve ilgili Makedonya kurullarında onaylandıktan sonra da bu kalem işi projesinin uygulamasına geçeceğiz. Bunun dışında bahçe düzenlemesi işlerimiz olacak. Bununla ilgili gerekli talimatlar verildi. Şu anda caminin çalışmaları devam etmektedir. En önemli eksiğimiz burada malzeme temininde biraz sorun yaşamaktadır firma. Bu konuda kendisine gerekli talimatlar ve ihtarlar çekilmiş ve en kısa sürede malzemeleri gerek ülke içinde gerek ülke dışından tedarik edip süratli bir şekilde işi hızlandıracağı sözünü aldık. TİKA restorasyonu yapan Akçaylar Restorasyon Şirketi ve Ulusal Konservasyon Merkezi temsilcileri arasında bugün yapılan toplantıda sorunlar şimdilik giderildi ve işlerin hızlandırılması konusunda anlaşma sağlandı. Bu toplantının yapılma nedeni şu anda caminin beden duvarında görmüş olduğunuz tuğlalardaki imalatlardı. O yapılmış olan imalatların son kararı bugün verildi. Peki bu rengi mi sorun yani? Evet, renk konusu sorun oldu. Ancak yaptığımız incelemelerde tuğla yapılmış olan bu renk orijinal tuğla rengidir. Yani mevcut olan eski tuğlayı kırdığımızda içinden bu renk çıkmaktadır. Bu renk farklılığı da eski tuğlanın 500 yıllık olması. Şu anda yeni yapılanın ise yeni pişmiş topraktan yapılmasından kaynaklanıyor. Bu zamanla açılacağını düşünmekteyiz. Ancak bugünkü toplantımızda bundan sonra yapılacak olan imalatların bu şekilde tüm tuğlanın renklendirilmesi değil de sadece kırık olan yerlere plastik tamamlama yöntemine karar verdik ve bunu firmaya da talimat olarak bildirdik. Bundan sonraki diğer cephelerde plastik uygulama işlerimiz devam edecek ve camimizin orijinalliğine herhangi bir zarar getirmeyeceğiz. 1492 yılında inşa edilen Mustafa Paşa Camii'nin restorasyon projesi 2006 yılında Gazi Üniversitesi tarafından hazırlandı. 2007 yılında ihale açıldı ve restorasyon işleri başladı.
1963 yılında Üsküp depreminde cami zarar gördü. Zararların giderilmesi için temellerde sondaj yapıldı ve yarıklar görüldüğü için Makedonya'nın Deprem Araştırma Enstitüsü proje hazırladı. Temellere 4 metre inildi ve güçlendirildi. Kubbede de görünen çataklıklarda güçlendirme çalışmaları yapıldı. Minare tamamıyla söküldü ve tekrar aynı malzemeden yapıldı. Bu yıl cami duvarlarındaki büyük çatlaklıklar karbon çubuklarla güçlendirildi. Bu projeden sorumlu taraflar olarak Akçaylar Restorasyon Şirketi'nin görüşünü de almak istedik ama bu şirketin temsilcisi açıklama vermekten çekindi. Ulusal Restorasyon Kurumu yönetimi ise bugün müsait olmadıkları gerekçesiyle açıklama yapmadı.